İlber Ortaylı. Üç kıtada Osmanlılar. Eğitimde Osmanlı tarihi. Bizim yaşadığımız coğrafyada yani ön planda Balkanlarda, Karadeniz civarı ülkelerde, Kafkaslarda ve şimdi Orta Doğu'da çok büyük bir sorun vardır. Tarih biliminin ve tarih bilgisinin kitlelere ulaşması sözün kısası okul kitaplarında anlatılan tarih. Çünkü şurası bir gerçektir ki hem Türkiye'de hem de bizim çevremizde toplumların, fertlerin çoğunluğu okuldan sonra bir daha tarih kitabı okumazlar. Bu gerçekten hareketle tarih biliminin bilgisinin ve yorumunun kitlelere ulaşacağı tek araç okuldaki eğitimdir. Bu nedenle de okul kitapları çok önemlidir. Son yıllarda özellikle 1960'lardan sonra bir takım uluslararası teşekkürlerde aydınlar okul kitaplarının karşılıklı olarak düşmanca ifadelerden arındırılmasıyla bir dostluk havasının bir barışın geleceğini ümit etmektedirler. Her umut ve temenni gibi bunu da saygıyla karşılamak zorundayız ihmal edemeyiz. iltifat etmek zorundayız. Ancak realiteyi de bilmemiz gerekir. Gerekiyor. Tarih bizim içinde bulunduğumuz Balkan ülkeleri ve Karadeniz coğrafyasında başından beri teleolojik parantez içinde amaçlı bir yorumla ele alınır. Buradaki yorum çok açıktır. Bu devletler mazide çok parlak milletlerin kuruluşlarıdır. Şanlı bir tarihleri vardır. Bu böyle olmasa da böyle anlatılır. Arada bir kesinti yaşanmıştır ve şimdi parlak mazinin yeniden inşası söz konusudur. Bu inşa bütün 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm Hükümranlığından kurtulan ve bu hükümranlıktan kurtulduktan sonra müstakil devletçikler kuran Balkan devletleri için onulmaz ve vazgeçilmez bir amaçtır. Şüphesiz ki bu yorum maziyi kendine göre biçimlendirir ve hedefinden hiçbir tavizi vermediği için okul kitapları Balkan tipi tahripkar, saldırgan milliyetçiliğin esas mesnetlerinden dayanak noktalarından biri olarak ortaya çıkar. Bu sırada saptamalar ve saptırmalar ortaya çıkar. Bu devletler tarihi ve coğrafyayı belirli bir şekilde değiştirirler. Makedonya dediğimiz bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nin toprakları Balkan milletleri arasında çok münakaşalı ve saptırmalıdır. Bir ilmi konkrede hatırlıyorum orta zamanlar haritasını getirip orada Makedonya'nın Bulgaristan'a ait olduğunu öne süren bir Amerikalı tarihçinin tezi bir saat tartışılmıştı. Gerçekten de Makedonya bizimdir. Bu haritada bunu gösteriyor diyorlardı. Oysa haritada bütün orta zamanlar haritalarına has teknik noksanlar bulunduğu gibi orta zamanlardaki etnik isimlendirme bugünküne benzemiyordu. Nitekim orta zaman seyahlarının çoğunun kaleminde Ukraynalıları ve Rusları ayırt etmek pek mümkün değildir. Yani o zamanlar Ukraynalılara küçük Rus bildiğimiz Ruslara büyük Rus demek alışkandığını sanıldığının aksine herkesi kapsamıyordu. Gene bırakınız ortaçağı yeni çağların 13. asrın bir takım halk tipi sınıflamalarında dahi bir Bulgarla bir Helen'in ayrımı çok iyi yapılamaz mesnetsiz iddialara ve mesnedin iddia vasıtasının ispat aletinin de ne derece geçerli olduğuna bakmak gerekir. Bile bile bazı tarihi olayları yeni yorumlarla vermek de bu işin içindedir. Mesela yakın tarihte Yunanca ders kitapları 1,5 milyon Helen'in Küçük Asya'dan sürüldüğünü söylerler. Sürülme sanki 26 Ağustos 1922 parantez içinde büyük taarruz zaferinin hemen akabindeki 10-15 gün içinde olmuştur. Oysa vakıa öyle değildir. Cumhuriyetimizle Venizelos'un arasında yapılan bir anlaşma sonucunda bu vuku bulmuştur. Mübadele hiç şüphesiz ki hoş sonuçlar getiren bir olay değildir. Ama buradan giden 1 milyonu aşkın Rum'un mübadele gibi bir antlaşmayla gittiği bir gerçektir. Yani 15 günde sürünmüş değillerdir. Milliyetçiler tarafında 5 hatta 5,5 asrı kapsayan Osmanlı egemenliği istenmeyen, sevilmeyen bir dönem olduğu için Balkan milletlerinin tarihi geliştirilip gitmektedir. Geçiştirilip gitmektedir. Bu dönem üzerindeki bilgisizce tasnifler ve tasvirler yanında arazi rejiminin anlatılışı, mesela devşirmeler, İslamlaştırma politikası gibi konular tamamen gerçeklerden uzak sanılarla, varsayımlarla ve saptırmalarla ele alınır. Burada en sık kullanılan da boyunduruk kelimesidir. Sırbistan'ın genç tarihçilerinden biri olan Olga Zirojevic Hanım bu kelimeye çok sinirlendiği için biz öküz müyüz ki kendi tarihimizin önemli bir dönemi için bu kavramı kullanıyoruz diye haklı olarak sormuştu. Boyunduruk kelimesiyle ifade edilen hiçbir şey insanlara sempatik görünmemektedir ve bugünkü Balkanlar dünyası Osmanlı eserlerinin son hatta varıncaya kadar tahrip edildiği bir yerdir.